Yeni uygulanacak yabancı kuralı malumunuz bir sezon ötelendi. Ee, peki bu sezon değil mi Emir? Bu sezon yabancı oyuncuların aldığı e, süreler nelerdir diye takımlarımızda şöyle bir istatistik çıkardık OPTA verileriyle. 25.492 dakika ile. Bugün SporX bir haber yapmıştı oradan biraz şey yaptım. Bu, OPTA rakamları OPTA'dan esin... aldık evet. evet. Ben onlardan esinlendim onu evet. söyleyeyim de ee, hak yemeyelim. En çok dakika veren Galatasaray. Evet. Bu şekilde sıralanıyor. Bir sayfamız daha var. Demir Grup Sivas Spor'da bu sıralamada yani Fenerbahçe ve Demir Grup Sivas Spor'da bu sıralamada en alttaki takım. Yani var. bir şey sonucu çıkarmak mümkün değil değil mi? Başarılı olunuyor, başarılı olunmuyor. Çünkü böyle bir sonuç çıkmaz. Neden? İyi oyuncudur önemli olan. Ya da yabancı Türkiye'de ya yabancı olması değil. Sadece bu istatistiğin söylediği noktalardan bir tanesi olarak Sivas Spor'un en çok yerli oyuncuya e, şans veren takım olduğunu da hani istatistik de söylüyor. Fenerbahçe Yabancılardan mi? daha fazla. Aa, yok Sivas evet doğru. Veren tek doğru. takım doğru. Sivas Spor olarak da e, ama okunması gerekiyor. Sivas Spor söyleyeyim. Rıza Hoca 4-5 direkt oyuncuyla oynadığı çok oldu. Doğru. Yani o kadar Türk oyuncuyla oynayan çok fazla takım yok. Tabi burada esasını şimdi Önder Hoca daha Beşiktaş'ta çalışırken o dönem dendi ki biz bunu 5'e 6'ya indireceğiz. Yabancı sayısı. Hatırlıyorsun değil mi? Çok olmadı yani. Tabii ki. Bunun üzerine onlar da bir çalışma yaptılar. Hatırlıyorum Önder Hoca'nın Beşiktaş'a yaptığı sunumu. Sonradan tabii ki detayını değil ama genel hatlarını televizyonda anlattığı için. Ee, yani işte o dönem Cenkler, Mustafa Peklemekler vesaire birçok Türk oyuncu transfer edilmişti hatırla. Ee, hep iki sene sonra 6'ya inecek diye. 2 sene sonra ne oldu peki? unutuldu galiba. Tam tersi oldu. Ya. Yabancı serbestisi oldu. Tam ona hazırlanmışken. Bu sefer Beşiktaş'ın yaptığı bütün plan tersine döndü. Tamamı tersine döndü. Yani o güne kadar yaptığın çalış, yani bize bu düzen diyor ki aslında arkadaşlar çok, plan yapmayın. Çok da şey yapmayın. Plan yapmayın diyor. Benim itiraz ettiğim bu. Yoksa takım 21 takımlı olmuşluk, 25 takımlı olmuş. Bunun planını yaparsın. Dersin ki arkadaşlar 22-23 sezonunda biz 24 buçuk takımla oynayacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Öyle oynayacağız. Hazırlanın. Ya, ya da yarım takım olur mu? Olacak. Falan. Ne bileyim yani. Ama hazırlık bana hazırlık zamanı ver. Zaman... Ya lig bitiyor. Oturulsun, konuşulsun, tartışılsın. Yeni başlayacak. Demişsin ki yabancı sınırlaması var. Bir ay sonra. Sen belki kadro boşalttın o sırada. O sırada belki kadro boşalttın. Olabilir. Çünkü bir ay sonra sezon başlayacak. Oyuncuyu bıraktın. Belki 3 kuruşa. Belki üstüne para vererek. Sonra bir anda düşme kalktı diyorsun. Yabancı sınırda kaldı diyorsun. Ya ben adamı yolladım. Yandı. Hocayı kovdum. Onu öyle yaptım. Bütün alt yapıdan oyuncuları alt yapı oyuncuma para teklif gelmişti. Onu tuttum maaşını arttırdım. <laughs> Çünkü oynatmam lazım seneye. Adam dedi ki bana 8 milyon euro veriyorum dedi Liverpool. Benim altyapıdan oyuncuma. Dedim ki dur ben sana 8 milyon maaş vereyim. Lazım sen bana. Bir hafta sonra iş tersine dönüyor. Şimdi benim itiraz ettiğim bu. Bir hafta sonra ne olacağını da bilmiyoruz. E çünkü bir hafta önce değişti. Yani şimdi bir kurum, yönetici kurum unsurlarına arkadaşlar plan yapmayın. 15 gün sonra ne olacak belli olmaz demez. Böyle bir şey olmaz. Sen çocuğuna der misin böyle bir şey ya? İmkanı var mı? İmkanı yok. E peki abi bu kocaman sektör nasıl oluyor da böyle dönebiliyor? İşte bu da ilginç bir soru. Dönmez. Arkadaşlar dönmez. Ya anlatmaya çalışıyorum. Bunu söylediğim zaman da diyorlar ki çok karamsarsın. Ya hayır tam tersi. Çok iyimserim. Diyorum ki plan yapalım, program yapalım hemen düzeltiriz.